kamu görevlilerimizin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, %13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız. Denildi emekli aylıkları emekli sandığında her ayın 1'i ila 5'inde, SSK'lılarda 17'si ila 26'sında, Bağkurlularda ise her ayın 25'i ila 28'inde ödeniyor. %30 zammın SSK ve Bağkurluların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli sandığı mensuplarının Ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek. Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının %16,48'lik kısmını alacaklar. Kalan 13,52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına yatırılacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi. AK Parti grubunda sözleşmeli personel ile ilgili açıklama yapan Elitaş, memur ve emeklilerin %30 zamlı maaşlarının ne zaman yatacağı ile ilgili birkaç gün gecikmeyle olur ifadelerini kullandı. Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını %16,48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13,52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti. Elitaş, geçen hafta geçirebilseydik pazar günü yansımış olacaktı. Cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi, çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba, perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur, dedi. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11.848 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 7.901 TL'ye yükseldi.